Bu video çermik biberini tanıtmak amacıyla tarafımızca düzenlenmiştir. Resimler ve videolar kendi çekimlerimizdir. Amacımız sadece çermik biberini tanıtmaktır. Çermik biberinin yetiştirilmesiyle alakalı videolarımız bahar aylarından itibaren Hacıbani Çiftliği kanalımızda olacaktır. Beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz mutlak surette abone olunuz. Çermik biberinin üretimiyle alakalı videolarımızı bekleyiniz. Video içerisinde çiftçilerin kullandığı ifadeler tamamıyla kendilerine aittir. Tarafımızca herhangi bir yönlendirme ve bilgilendirme yapılmamıştır. İyi seyirler diliyoruz hepinize. Çermik biberlerine bir bakalım. Çermik biberi çermik dışında olmuyor diyorlar. Olur da niye olmaz? Bizde de olsun. Bakalım. Bu şimdi çermik biberi değil mi? Ya, çermik biberi ya. Çermik biberi. Evet, meşhur çermik biberi bu. Evet. Yani bu çermik biberinin şekli, şemali. Evet. Bundan daha büyük olmaz. Ha, şudur. Normal oluyor. Bizim yani, burada daha tok oluyor yani. Ha şimdi. Yani. Ha. Bizim buranın su fazla verdiğimiz için. Evet. Hem de hava serin olduğu için şey oluyor. Ha, yani buranın çermikten bir farkı var. Yok farkı yalnız biraz şey oluyor. Şey olarak farkı var. Çermikteki yetiştirilen yerdekiyle buradaki yetiştirilen yerde fark var. Fark var tabii. Bak su farkı var. Şu su farkından ziyade. Evet. Bak sizinkiler biraz daha uzun oluyor. Yok uzun olmuyor. Aynı. Çermiktekiler bak böyle ufacıktır. O ufacık fakat bizimki. Top topturlar değil. Biraz hafiften. Bak aynı şey. Aynı sen bak şuna bir fotoğrafını çek. Bak aynı. Bak gör. Bak görüyor. İşte çermiktekiler bu kadar çok uzun olmuyor. Uzun oluyor, oluyor. Aynı orada da oluyor. Olmasına işte, oluyor da. Farklı oluyor. Hani soğuk. Beslemeyle alakalı. Toprak yapısıyla alakalı. Toprak işte değişiği var. Tabii yani şey meselesi, uyum meselesi. Evet. Çermik biberi çok fazla çermik dışına çıkınca yetişmiyor. Şeklini şemalini değiştiriyor. Kimi yerde uzunlamasına oluyor. Kimi yerde rengi siyah oluyor ama buraya toprak. Aşağı yukarı aynıdır. Tabii. Biraz suyu fazla verdiğimde gübreli fazla olduğunca biraz siyahlaşıyor. Heh. Yani daha tok oluyor. Daha şey oluyor. Şimdi çermik biberin şöyle bir özelliği var. Acıdır. Bunlar da bu da aynı. Evet. Değişen bir şey yok. Yani ben zaten şimdi çermik biberi bizim yetiştiren bizim piranelerdi. Orada Beybağı köyü var. Biliyorum Beybağı'nı. Beybağı hep de bizden. Hep bizimdir. Ama Oğuzhalı hep bizim. Oradan geliyor ikisi. Şimdi Beybağı'nda oturanlar. He bizden. Dur şimdi. Senin şeklini bak şimdi kameradan gösteriyorum. Evet. Beybağı'nda şapkalı birisi var. Ramazan var. Bak Mustafa şimdi, var. Bak şimdi, Ahmet var. Bak şimdi kameradan bakınca. Evet. Onun siması gözümün önüne geldi. Evet. O da senin gibi şapkalıdır. Evet doğru. Uzun boylu bir tane. He. Tamam Ramazan'dır. Bir de kardeşi Ahmet var. Yani onlar buradan mı gitmişler oraya? Evet. Yok bizim hepsi aynıyız. Bizim buradadır ha. Ya evleri de buradadır yani. Çoktan bir gitmişler oraya. Yani o aşağı yukarı 40 sene fazla oluyor gideli. He. 40'tan daha fazla oluyor bu arada. Aşağı yukarı. Şimdi seyircilere anlatıyorum. Evet. Bak çermik biberi. Evet. Acıdır. Evet. Ama bu acılığı seni rahatsız etmez. Etmez. Leblebi yer gibi ye. Evet. Hiç rahatsız olmazsın. Rahatsız etmez. Yani bunun acılığı insanı rahatsız etmiyor. O yüzden insanlar bunu uzak memleketlerden dahi olsa arayıp buluyor. Evet. Artık çermik biberi tescillendi. İnternette şu anda çermik biberi yazdığın zaman çermik biberinin kendine ulaşabiliyorsun. Evet. İnternette bile satmaya başlamışlar. Evet doğrudur. Ha, yaşını kurusunu. Aynı. İlk çıktığı zaman kilosu kaç paraydı duydun mu? Ya, kilosu çok pahalı ya. 75 liraydı. 75 lira, 40 lira, 50 lira aşağı indi. İlk açılışında ben gittim hatta. Aşağıya öyle dedim doğrudur. Gittim resmini i̇şte çektim. Oradan geliyor. Yani seranın altında. Hani şey oluyor da. Evet. O açıkta olanlar biraz gecik oluyor. Tabii serada yetiştiriyorlar. Onlar o yüzden orada erken çıkıyor. Evet doğrudur. Ay mikrofonu öyle az biraz indir. Ha yok. Yan tut böyle. Şöyle. Ha tamam. Abi hazır mısın? Evet.
Aynı öyle sabit durursun sen de. Erday seni bir tanıyabilir miyim? Ben Mehmet Yusuf Kaya. Ne iş yapıyorsun? Burası neresi? Burası Beybağı Kümevleri. Ne yapıyorsunuz? Burada sebze uğraşıyoruz. Sebze uğraşıyoruz. Biber, salam, çermik biberi, domates, biber, salatalık falan bunlarla uğraşıyoruz yani. Bu çermik biberiyle ilgili bir şey var. Evet. Buradan başka bir bölgede yetişmiyor. Yani verimli olmuyormuş. Tadı başka oluyor. Onu bir anlatır mısın? Doğrudur abi. Şimdi bu toprağa bağlı olan bir şey. Yani bu tereyağı olur da yalnız verimi, çeşidi, tadı olmaz. Bu yüzden şu Beybağ'ın mevkii çok güzel yani çermik biberi yetişen bir yerdir. Yani şey olarak Türkiye'de sadece burada mı yetişiyor tam anlamıyla? Vallahi daha dışarı bilmiyordum. Şurada burası böyle. Başka yani, topraklara götürüldü mü ne oluyor? Birkaç yere gönderdik abi. Mesela çünkü şu Atalar köyüne gönderdik. Büyük yolu böyle siyah büyük yolu olmadı. Geri yani bıraktılar. Birkaç yerde gönderdik beyaz çıktı. Rengi beyaz oldu. Bu yüzden burada en güzel yani şey burada çok çermik biberi. Yani buradan tohumu buradan başka bir yere götürüldü mü kendi özelliğini kayıp mı? Ben özelliğini kaybetti. Tabii tabii dedim. Onu sen kendin söylersen abi. Tabii tabii. Yani renk değiştirdi, büyük oldu veya bu terek olmadı. Yani, hiçbir bu şekil bir randıman alamadılar. Abi şey söylersin. Tohumu işte buradan başka topraklara götürüldü mü özelliğini kaybediyor. Evet çermik tabii. Biberi olma özelliğini kaybediyor. Tabii. Tadı değişiyor. Tabii. İşte tabii. Ne oluyorsa onu anlatırsın. Evet, tabii. Şimdi çermik biberi başka yerde tohumu veriyoruz olmuyor. Ya siyah oluyor rengi ya tadı bozuyor. Yani ya özelliğini bozuyor. Yani o yüzden burada en güzel burada oluyor. Peki siz ne kadar ekiyorsunuz bir yılda mesela? Vallahi yılda böyle 3 dönüm, 4 dönüm, 5 dönüm. Yani şey satmak için. Satmak için tabii. Yani. Peki karlı bir iş mi yoksa? Vallahi abi karlı böyle bir şey var. Bunun işçiliği zor. Herkes yapamıyor. İşçiliğini yani sen amele getirdiğin zaman iki seferde bozuyor özelliğini. Evet. O yüzden kendi yani evin şeyine göre. Bütçesine göre. İnsanlar yani amelesine göre. Peki ilk çıktığı zaman fiyatı ne oluyor? İlk çıktığı zaman çok pahalı abi. Peki bu çermik biberinin diğer biberlerden farkı ne? Diğer biberlerden farkı abi fazla acı değil. Yani fazla tatlı da değil. Yani tadı güzel. O yüzden millet çok istiyor yani seviyor millet alıyor. Tamam. Evet. Genelde neyde kullanıyorlar bu çermik biberini? Bu her şey oluyor. Turşu oluyor, yemekte oluyor, pul biberi oluyor. He. Yani çok özellikleri var. Şu anda su olsa bunu iki katı, üç katı ekeriz. Suyumuz bu kadar. Yani. Evet. Şimdi bunu yani geliştirsek daha fazla ekim olsa dışarıya gider. Mesela millet fayda görür, devlet de görür, satılır. Anlıyorsun değil mi? Böyle. Biz burada bütçemize göre yani yapıyoruz. Bu biberden geçimde ortalama kaç kişi sağlıyor tahmini olarak? Kaç kişi sağlıyor? Tahmini burada zaten bu köy kadar falan evlerimiz var. 5-10 ev var, 10-15 ev var. Sadece geçimimiz bundan geçiniyor yani. Tamam. Peki bu bölgede bu topraklarda mı yetişiyor? Yoksa mesela atıyorum şu karşı dağda yetişiyor mu? Yok yetişmez. Yani sadece yetişir. Hı-hı. Özelliğini kaybediyor. Tamam şu o dağ. Zaman. He. Bak karşıya ekmişler. Bak karşıda oluyor. Sadece burada mı yetişiyor? Bak o da bu mevki. Bak karşıda oluyor. Bak orada oluyor. Bunlar aynı mevki. Tamam. Onlar da. Onlar da daha böyle mesela oluyor. Böyle bu çevrede oluyor. Bu mevki kadar. Hı-hı. Bak geçtin mi daha ileriye olmuyor. Bekleyeceğim başka bir şey var çok mı abi? Çok suya ihtiyacı falan var mı? Tabii var suya ihtiyacı var zaten. İki günde bir bak yaş olmasa olmuyor. Ya zaten şey hayvan gübresini söyledin ama. Evet. Onunla yetiştirdim. Evet hayvan gübresi bir de daban gübresi atıyoruz abi. Daban gübresi de buna kullanıyoruz. Peki buna yetiştirmek için ayrı bir şey gerekiyor mu? Yoksa tohumu atıyorsunuz kendi kendine mi yetiştiriyor? Tohumu abi şitil bir akıl torbaya poşet. Evet. Poşete yetişiyor. Bu bakalım burada bak çadırlarımız var. Bu çadırlarda yetişiyoruz. Bundan sonra tarlaya çekiyoruz. Yetişin diye tarlaya çekiyoruz abi. Yani kendimiz tohum kendimiz alıyoruz şeyden biberden. Poşete bırakıyoruz. Çadırını ekiyoruz. Sütüyle yetişiyor. Tarlaya çekiyoruz. Bir de şey kimyasal tarım ilaçları falan kullanmıyorsunuz değil mi? Kullanıyoruz abi ya. Kullanıyoruz. Yani bunu
Bunun özelliği toprak. Bir de bakım. Bak. Kazancınız peki sizi tatmin ediyor mu? Kazancımız belli değil abi. Bazı fiyat yüksektir, bazen düşüktür. Bu yüzden yani belli değil. Ya ortalama olarak genelde? Ortalama yani evin bir idaresini görüyor ha. Evin ihtiyacını görüyor. Yani fazla bir artış para yok. Bununla ilgili çalışmalar yapılırsa daha çok daha tabii ya, daha fazla olur tabii. Şimdi burada fazla su olursa fazla ekeriz. Daha güzel olur mesela. Şimdi bu suyu az olursa bu böyle yetişmez. Buruşur, ufak kalır. Kaç tane üretici var şu an bu üzeri yetiştiren? Şu an burada 20 kişi var. 20 kişi bir içeri. Diyeceğiniz başka bir şey var mı? Yok, başka bir şey yok. Tamam, çok teşekkür ederim. Bir şey değil, sağ olun. Ben de size teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Çektiği yeri gör oradan.
birkaç yere gönderdik abi. Mesela Çüngüş, Atalar köyüne gönderdik. Büyük oldu böyle, siyah. Büyük oldu. Olmadı. Geri yani bıraktılar. Birkaç yerde gönderdik, beyaz çıktı. Rengi beyaz oldu. Hiçbir bu şekil bir randıman alamadılar. Başka yerde tohumu veriyoruz, olmuyor. Ya siyah oluyor rengi, ya tadı bozuyor. Yani ya özelliğini bozuyor. Yani o yüzden burada en güzel burada oluyor abi. Bunun işçiliği zor, herkes yapamıyor. Fazla acı değil. Yani fazla tatlı da değil. Yani tadı güzel. O yüzden millet çok istiyor yani, seviyor, millet alıyor yani. Abi her şey oluyor, turşu oluyor, yemekte oluyor, pul biberi oluyor. He. Yani çok özellikleri var. Buna destek verilmesi, ne bileyim yani, bunu suyumuz azdır mesela, sontaj montaj işi olsa, şu anda su olsa bunu iki katı üç katı ekeriz. Mesela suyumuz bu kadar yani. Yani geliştirsek daha fazla ekim olsa dışarıya gider. Mesela millet fayda görür, devlet de görür, satılır. Anlıyorsun yani böyle. Biz burada bıçağımıza göre yani yapıyoruz. Sadece geçimimiz bundan geçiniyor yani. Bunun özelliği toprak. Bir de bakım. Bakım olmazsa olmuyor yani. Kazancımız belli değil abi yani. Bazı fiyat yüksektir, bazen düşüktür. O yüzden yani belli değil. Ya ortalama olarak genel. Ortalama yani evin bir idaresini görüyor ha. Evin ihtiyacını görüyor. Yani burada fazla su olursa fazla ekeriz. Daha güzel olur mesela. Şimdi bunun suyu az olursa bu böyle yetişmez. Buruşur, ufak kalır. Şurur. Bu biberleri ilk defa görüyorsanız kesinlikle şunu düşünüyorsunuz. Diyeceksiniz ki bu ne kadar küçük. Yani küçük halde toplanmış, yazık edilmiş diye düşünebilirsiniz. Asla öyle düşünmeyin. Bunun ismi Çermik biberi. Coğrafi tescil işareti alınmış. Ve de bunun özelliği, bunun güzelliği bu. Yani olmuş olacağı bu. Biraz daha büyük olabilir. Şu anda havalar soğuduğu için çok da fazla büyümüyor ama bunun olmuş olacağı tamamıyla budur. Şekli şemali budur. Bu acıdır ama acılığı sizi kesinlikle rahatsız etmez. Leblebi yer gibi bu biberi yiyebilirsiniz. Şu anda kilosu 10 lira. İlk çıktığı zaman 75 liraya satıldı. Havada kapış kapış giden bir çeşittir. Bakın minicik.